İspanya'daki iç savaşa ve onca soruna karşın halkı nasıl kontrol altında tuttuğunu soranlara "Onları yüz binlik beşiklerde uyutuyorum," demişti. Bu sözler Kral Francisco Franco'ya ait. Franco, memleketin buhranlı günlerinde bir futbol takımı vasıtasıyla halkını uyuttuğunu söylemişti. Nasıl mı uyutacaktı? Halkını bir kitle halinde tutarak kontrol edip uyutacaktı. Sınır Etkisi programında bugünkü konumuz, kitleler neden faşizmi arzular? Sınır Etkisi'nden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Aynen Beledi Podcast. Bizler gündelik yaşam içerisinde kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir kalabalık içinde bulunmak istiyoruz. Zaten grup oluşturmanın da en temel sebeplerinden birisi de bu. Kitle içindeki bireyler tek bir gövde oluşturuyorlar ve kendi içindeki bireyleri benliklerini kaybederek tek bir fikir halinde tek bir gövdede buluşuyorlar. Özellikle siyasal mecrada oluşan bu tarzdaki kitlelere önderlerin siyasal meşruiyetini sağlama bakımından çok ihtiyacı var. Biz insanlar peki neden kitle oluşturmak isteriz? Neden bir gruba dahil olmak isteriz? Birincisini dokunulma korkusu olarak söyleyebiliriz. Dokunulma korkusu derken neyden kastediyorum peki? İnsanın birey halinde yalnız başınayken hayatını devam ettirebilmesi için pek çok tehlikeye karşı kendi yöntemleriyle önlem alması gerekiyor. Gündelik yaşam içerisinde gerek doğal çevreden gerekse sosyal çevreden her an bir veya birden fazla sayıda tehlike gelmesi ihtimal dahilinde. Bu tehlikelere veya sorunlara karşı bir öngörümüz varsa, yani zaman içinde bu tehlikeler gerçekleşiyorsa ona karşı gardımızı alabiliriz. Ama durumun aksine bazı tehlikeleri önceden kesin olarak kestiremiyoruz. Anlık gelişebilen veya tehlike yaratacak sürecin varlığından bir haber oluyoruz. İşte bu bilinmeyen tehlike bizleri kaygılandırıyor ve korkutuyor. İşte burası çok önemli. Bizleri bilinmeyenin gelmesinden veya bize böyle dokunmasından daha fazla korkutan bir şey yoktur. Alice Kennett, insanın dokunulma korkusunu ve bu durumlarda nasıl ve hangi ortamda kullanılabileceğini şu şekilde özetliyor. Üzerine giydikleri bile yeterli bir güvenlik duygusu vermez. Giysileri yırtmak ve kurbanın çıplak, yumuşak, savunmasız etini delmek kolaydır. Etraflarında yarattıkları bütün mesafelerin nedeni bu dokunulma korkusudur. İnsan bu korkudan yalnızca kitle içindeyken kurtulabilir. Bunun için yoğun bir kitleye gereksinim duyar. İnsan kendini kitleye bırakır bırakmaz, artık kitlenin dokunuşundan korkmaz olur. Evet, çünkü bize benzeyenin dokunuşu bizi korkutmaz. Dokunanın kim olduğunu artık biliyoruz çünkü. Olası tehlikelere karşı korunmakta artık yalnız değilizdir. Kitle içindeyizdir ve artık güçlüyüzdür. Bir de içimizde bir araya gelme isteği var. Yine aynı şekilde aynı sebeplerle güçlü olma isteği. Zaten insanlık tarihine baktığımız zaman bir araya gelip organize hareket edebilme becerileriyle hayatta kalmayı başarmış toplumlar var. Hala da bu durum geçerli. Ve sonrasında da liderlerin en önemsediği şey yayılma gücü. Bireylerin bir araya gelip kitleyi oluşturmasının hemen ardından kitle ruhunda meydana gelen ilk etki yayılma gücü. İşte bu da liderleri cezbeden bir kavram. Çünkü kitle kalabalıklaştıkça güçlenecek. Sosyal yapı üzerindeki etki alanı ve harekete geçirme kuvveti artacak. İşte liderler bu yüzden faşist ideolojiyle ilerlerken halkları kitleleştirme çabası üzerinde durur. Çünkü faşizm kitlelere muhtaçtır. Bir psikolojik araştırma kitabı vardı. Özgürlükten Kaçış isimli. Bu kitapta insanın kendi özgürlüğünden nasıl kaçıp kitleye sığındığını ifade eden şu sözleri hatırlıyorum. Zayıfa egemen olmak yerine güçlüye boyun eğen kitleler kadınlar gibi yalvaranı değil yöneteni severler. Çoğu kez bu özgürlüğü ne yapacaklarını şaşırırlar. Hatta çabucak kendilerini terk edilmiş hissederler.
tinsel olarak kendilerini dehşete düşüren küstahlığı da insansal özgürlüklerini insafsızca engellemesini de kavrayamazlar. Çünkü öğretideki aldatmaca hiçbir şekilde kafalarına dank etmez, etmeyecektir. Ülkelerde uygulanan faşist rejimlerin birbirinden farklı koşullarda, birbirinden farklı liderler öncülüğünde gerçekleşmesi, kitlelerin desteğini alma ve kitleleri kontrol altına tutma hususunda farklı politikalar izlendiği sonucuna getiriyor bizi. Ülkelerin sosyo-kültürel yapısı ve o dönemin şartları farklı olduğu için kitlelerin istekleri ve kitleleri kontrol altında tutmak için kullanılan mekanizmalar birbirinden kısmen farklı oluyor. Fakat örnekler incelendiği zaman ülkelerin bazen aynı ya da benzer politikalarla kitlelerin desteklerini arkalarına aldıklarını gösteriyor. Almanya, İtalya, Portekiz ve İspanya örneklerini de hepimiz az çok biliyoruz. Kitlelerin bazı psikolojik sorunları, yani mesela güvenlik tehdidi ya da korkular, faşist rejimlere verilen desteği arttırıyor. Yani kitleler ülkelerde oluşan kaos ortamından manevi olarak kaçış yöntemi gibi gördüğü faşist ideolojiyi destekliyor. 20. yüzyıl faşizmin rejim olarak uygulandığı ya da faşizan ilkelerin devlet yönetiminde hayli etkili olduğu bir yüzyıl olmuştu. Şimdi biz hep diyoruz ki insan doğası gereği hep iyiliği ve güzelliği tercih eder. Ama baktığımız zaman kitleler neden faşizmi arzuluyor dediğimizde, insan iyiyi ve güzeli mi arzuluyor faşizmi arzuladığı zaman? İşte bu da kafamızda bir soru işareti yaratıyor. Gerçekten de insan iyilik ve güzelliği her zaman istemiyor mu? 20. yüzyıl, dünya siyasi tarihine unutulmayacak vahşetler silsilesiyle geçti. İnsanların nasıl olup da böyle insanlık dışı, baskı ve şiddetten oluşan bir ideolojiye itaat ettiği çok büyük soru olarak kafamızda kalıyor. Gerek kitle içindeki bireylerin yaşadığı psikolojik süreçler, toplumsal, sosyal ve ekonomik çevreleri, gerekse faşizan yönetimlerin bireyin bilinçaltına hitap ettiği eylem ve söylemler sonucu oluşan kitle ruhu sorulan sorulara cevap verir nitelikte aslında. Şimdi olayı şöyle anlatabiliriz. Faşist liderlerin sürekli böyle etkisi altında bulunan kitleler, sürekli uyuşuk halde olmaları, bu kitlenin o zamana dek baskıladığı birçok şeyi, içerisinde kendi benliğinde baskıladıkları birçok şeyi ortaya çıkarabilme özgüveni, içinde bulunduğu kalabalık grupla birlikte ortak bir düşmana karşı birlik olma duygusunun o verdiği sıcaklık, o güven duygusu. İşte liderler kitlelere bunları verdiği zaman kitleler liderle birlikte böyle bir ortak noktada buluşuyorlar. İşte o ortak noktada da artık o gruptaki herkesin kabul ettiği şeyleri onlar da kabul etmeye başlıyorlar. Düşünmeden. İşte bu yüzden diyoruz tek bir vücut haline gelip tek bir düşünce mantığıyla ilerler kitleler. Böyle olduğunda da İnsan kendi öz sorumluluklarından ve istenmeyen bireysel görevlerinden kaçabilme özgürlüğünü tadıyor. Toplumsal sorumluluklarımdan kaçtım. Birileri ne yapıyorsa ben de onları yaptım. İşte bu özgürlüğüne kavuşan kitleler en sonunda faşist rejimlerin peşinden gitmeye başlıyor. İşte bunların hepsinin sonunda bireyler olarak değil ama kitleler olarak faşizmi arzuluyoruz. Benden olan daha iyi olsun. Benim ırkım daha üstün olsun. Benim tarafımda olana zarar gelmesin de diğer taraftakine ne olursa olsun düşünceleriyle insan hakları sadece benim grubumun hakkıdır gibi düşünüyoruz. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.